Davos'un 48 yıllık tarihinde ilk kez Dünya Ekonomik Forumu'nda oturumlara başkanlık edecek 7 ismin 7'si de kadınlardan oluşacak. Bu eylem geçtiğimiz yıl zirveye katılan 3000'e yakın kişinin sadece %20'sinin kadınlardan oluşması nedeniyle yöneltilen eleştiriler üzerine kararlaştırıldı. Bu yıl bizi yönetecek kadınlar adına gerçekten heyecanlıyım ve umarım bu sadece bir başlangıçtır. Daha çok kadının yönetim odalarında olmasını, daha çok kadın liderin çıkmasını ve eşit ücret alabilmelerini diliyorum. Gelin bunu hep birlikte yapalım. Kadınların seslerinin duyulduğundan emin olmaya ihtiyacımız var. Eşit sayıda iş gücü içinde yer alan kadınlar eşit haklara sahip olmalılar ve kadına yönelik şiddet dalgası da ortadan kalkmalı. Davos'a katılan İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'ın açıkladığı rakamlara göre dünyanın en zengin 8 kişisinin serveti dünyanın yarısını oluşturan 3.6 milyar nüfusun servetine eşit ve yoksulların çoğunluğu kadınlar. Cinsiyet eşitliği ve ekonomik eşitlik birbiriyle bağlantılı ve birlikte çözüme kavuşturulmalı. Son yayınladığımız raporumuzda yoksulluk tuzağına yakalanan insanların en kötü çalışma koşullarıyla en kötü işleri yapanların ve en düşük ücreti alanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Majority are women. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nu yönetecek kadınlar arasında IMF Başkanı Christine Lagarde, IBM İcra Kurulu Başkanı Ginni Rometty ve Norveç Başbakanı Erna Solberg de var.